Merhaba arkadaşlar. Bu Unreal Engine dersimizde bir mixamo karakterini Unreal Engine'in ana karakteriyle değiştirmeyi öğreneceğiz. Bunu yapabilmek için bir eklenti kullanacağız. Bu eklentimizin adı One Click Rig. Şöyle biraz aşağıya inelim. Bu eklentinin ücretsiz olduğunu görüyorsunuz. Artem Poletski tarafından hazırlanmış eklentiyle ilgili İngilizce bilgilere aşağıdaki YouTube linkinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda pek de güncel olmayan bu eklentiyi güncellemek isterseniz kaynak koduna da buradaki linkten ulaşabilirsiniz. Name a Fair Price bölümüne bir değer girip I want this'e tıklıyoruz. Orada e-posta adresinizi girmenizi ister. Onu girersiniz. View content yani içeriği görüntüle ile eklentiyi görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Şimdi gelin Blender'a geçelim. Evet, eklentiyi kurmak için düzenleme tercihlere geliyoruz. Install ile indirdiğimiz zip dosyasını açıp kurulumu yapıyoruz. Sonrasında arama bölümüne one click yazdığımız zaman biri yazdığımızda eklenti hemen çıkacaktır. Sonrasında bu eklentimizi aktif hale getiriyoruz. E bu eklenti ile beraber ayrıca Rigify eklentisini de kurmak zorundayız. Hemen buraya Rigi yazdığımız zaman Rigify çıkacaktır. Bunu da aktif hale getirelim. Neye bastığımızda özellikler penceresini açtığımız zaman Rigify panelini burada görmekteyiz. Şimdi gelin Mixamo'ya giriş yapalım. Evet Mixamo sitesinden daha önce sizlere bahsetmiştim. O dersimi mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yukarıdan karakterler bölümüne gelelim. Burada bir tane model belirleyelim. Download ile bunu indirelim. Burada varsayılan değerleri kullanarak indirme yapabilirsiniz. E şimdi Blender'da indirdiğimiz FBX modelini içeriye aktaralım. Öncelikle küpümüzü silelim. Ardından file'a geliyoruz. Import FBX diyoruz. E, burada FBX dosyasını seçelim, içeriye aktaralım. Kimi zaman FBX dosyalarının açılması uzun sürüyorsa size tavsiyem sağ taraftaki Image Search'ü kaldırmanız. Ben bu Image Search aktifken kimi FBX dosyalarının çok uzun sürede açıldığına şahit oldum. Bunu kaldırdıktan sonra problem çözüldü. Bu karakterimiz bir animasyon içermediği için burada Animation'ı da kaldırabiliriz. Ardından import fbx ile karakterimizi Blender sahnesine aktaralım. Evet şu anda karakteri aktardık. Şöyle materyal preview'de bir görelim. Şimdi buradaki karakterin kendisinde ve kemiğinde bazı düzenlemeler yapacağız. One Click Rig eklentisini kullanabilmemiz için bu gereklidir. Öncelikle indirdiğiniz Mixamo karakterinin tek parça olduğuna emin olunuz. Eğer bu tek parça değilse tüm parçaları beraberce seçip Ctrl J ile bu parçaları bir mesh nesnesi olarak birleştirebilirsiniz. İkinci olarak kemik isimlendirmesini düzenlememiz gerekiyor. Şöyle bir kemiğe tıklayalım. Bu kemiğin karakterin iç kısmından görüntülenebilmesi için eklentide in front'u aktif hale getirelim. Sonrasında edit moduna girdiğimiz zaman kemik parçalarını bir seçelim. Bakın bu kemik parçasına dikkat ederseniz bunun önünde bir prefix yani önek var. Bu önek neymiş? Mixamo Rig 6 2.3 düste. Şimdi one click rig eklentisini kullanarak yeniden bir isimlendirme yapacağız. Tekrar taba basıp object moduna geçelim. Kemik seçiliyken sağ tarafta remove prefix'e tıklayalım. Aracımızı açalım. Burada kemikteki öneki yazabiliriz. Mixamo Rig 6. Sonrasında enter'a bastığımız zaman önekin silindiğini görmekteyiz. Kemikteki tüm öneklerin silindiğini görmekteyiz. Şöyle parça parça seçelim. Evet bu işlemi de tamamladıktan sonra tekrar object moduna geçiş yapabiliriz. İsterseniz buradaki sahnemizi Unreal Engine'in sahnesine uyumlu bir hale getirelim. Set Unreal Engine Settings'i uygulayalım sahnemize. Şimdi bu kemik ve model oldukça küçük olacaktır. Item'a geldiğimiz zaman Dimensions'tan birimleri görmekteyiz. S'ye basalım. Buraya 100 değerini girelim. Büyütelim. Evet, burada bakın XYZ değerinde normal metre değerlerine ulaşmış olduk. Şöyle birazcık geriye doğru gelelim. Biraz daha şöyle boyunu artırabiliriz. Evet, bu arada ızgaranın daha derin bir şekilde gözükebilmesi için burada end bölümüne şöyle yüksek bir değer girebiliriz. Şimdi burada kemik seçiliyken Ctrl A'ya basalım. Burada Scale ile kemik ölçeklendirmesini sabit bir hale getirelim. Sonrasında gövdeyi de seçelim. Buna da aynı şekilde scale'i uygulayalım. Rigin hata vermemesi için bunu yapmak önemli. Evet sonrasında kemiğimizi seçelim. Tekrardan one click rig eklentimize gelelim. Bu eklenti temel olarak rigify eklentisi üzerine kurulmuş. Dikkat ederseniz. Şimdi gelin buradaki mixamo eklentisini bir rigify rig'e dönüştürelim. Bunun için öncelikle aktif Pink'i mixamo rigify'a alalım. Bir hata sonucu çalışmamızı kaybetmemek için bu dosyayı da bir kaydedeceğim. Evet şimdi kemik seçiliyken Convert Character by Mapping diyoruz. Şu anda dikkat ederseniz Mixamo kemikleri bir Rigify Rigine dönüştürülmüş oldu. Burada karakterin sol elini bir seçelim. G ile bunu hareket ettirelim. Bakın gayet güzel bir şekilde rigimizi uygulamış olduk. Şu merkezdeki kutumuzu seçelim. Bakın rigimiz gayet uyumlu. Şimdi kontrol ve taba basarak tekrardan object moduna geçelim. Buradaki karakteri Unreal Engine içerisindeki mannequin yani ana karakterin pozunu alacağız. Bunun için pose character to mannequin'e tıklıyoruz. Şu anda dikkat ederseniz Unreal Engine karakteri gibi bir poz almış oldu. Sonrasında bu rig'e Unreal Engine kemik yapısını ekleyeceğiz. Add Unreal Skeleton to rig diyoruz. Evet buna kemik de eklendi. Sağ tarafta outliner bunun adı armatür olarak değişti. Şimdi nesne özelliklerine bir gelelim. Burada Unreal kemiklerini katmanlardan görüntüleyebiliriz. Şu an kemik yapımız dikkat ederseniz bu şekilde. Tekrardan Ctrl ve Tab ile Object moduna geçebiliriz. Sonrasında bu pozu artık onaylayabiliriz. Apply Pose diyoruz ve bu pozu onaylıyoruz. Evet, tekrar Object moduna geçiş yapalım. Apply Pose'dan sonra tekrardan Unreal kemiklerini görüntüleyelim. Şimdi burada yapmamız gereken şey buradaki nesneyi seçmek ve Shift'e basılı bir şekilde sadece Unreal kemiklerini seçmek. Gelin şimdi bunu dışarıya aktaralım. File'a geliyoruz. Export diyoruz. FBX diyoruz. karakterimize bir isim veriyoruz. Ben burada Gamer adını verdim. Yukarıda pet modu tekrardan kopya alalım ve Embed Textures'ı aktif hale getirelim. FBX dosyası içerisine dokuyu sıkıştıralım. Limit to Selected Objects diyelim. Sadece seçili nesneleri seçebiliriz. Aşağıya iniyoruz. Burada varsayılan değerde kalabilir. Geometriye gelelim. Burada Face'i seçebiliriz. Bunu seçince Unreal Engine içerisinde bir hata uyarısıyla karşılaşmayız. Gerçi bu çok önemli bir hata değildir. Ancak yine de bunu aktif hale getirelim. Armatürde önemli değişiklikler yapmamız lazım. Add lift bones kaldırıyoruz. Sadece deform kemiklerini aktif hale getiriyoruz. Bunda herhangi bir animasyon olmadığı için Bake Animation'ı da kaldırabiliriz. Ardından Export FBX ile bu dosyamızı kaydedebiliriz. Evet, Unreal Engine'de Games'te Third Person'a gelelim. Projemizin adını belirleyelim. İsterseniz diğer değişiklikleri de yapabilirsiniz. Sonrasında Create diyoruz. Evet şimdi içeriklerde yeni bir klasör oluşturalım. Bunun adına model ismini verelim. Giriş yapalım. Ardından add ile gamer fbx dosyasını içeriye aktaralım. Evet dosya açıldığı zaman skeleton'dan iskeletten ikincisini seçiyoruz. Ardından diğer özellikler varsayılan değerlerde kalabilir. Import diyoruz. Evet şu anda modelimizi içeriye aktarmış olduk. Bunu şöyle bir sürükleyelim bu alana. Sonra F ile bir yakınlaşalım. Dikkat ederseniz bunun yüzeyinde parlamalar çok fazla. Sanki bir plastikmiş, cammış, seramikmiş gibi bir görüntüsü var. Burada materyaller bölümüne bir giriş yapalım. Et üstteki slot hariç alta basılı bir şekilde diğerlerinin bağını koparabiliriz. Böylece bu parlamaları ortadan kaldırabiliriz. Tabii ki burada detaylı bir texture çalışması yapmamız lazım. Şu anda konumuz bu değil. Save ile kaydedelim. Et pencereyi kapatalım. Şu anda modelimizin gayet normal bir şekilde görüntülendiğini görmekteyiz. E şimdi Content'e gelelim. Karakterlere giriş yapalım. Mankin Unreal Engine 4'e girelim. Buradan riglere ulaşalım. Unreal Engine 5 ve 4'ün desteklediği bir IQ Retargeter var burada. Bunun üzerine çift tıklayalım. E şu anda hareketlerini kendi modelimize ekleyeceğimiz modeli görmekteyiz. Sağ tarafta farklı bir model var. Burada hedef meşi değiştirelim. Gamer'ı alalım. Bakın bunu aldıktan sonra kemik yapısında bir sorun oluşuyor. Bunu düzeltebilmek için Retarget IK'yi kaldırabiliriz. Sonra hareketleri bir test edelim. Aşağıya inelim. Mesela MF Idle'a tıklayalım. Burada modeller başıboş bir hale geldiler. Yani bekleme modundalar. Harekete geçmeden önceki bekleme modu. Bir koşmayı deneyelim. Tabi oynatmamız lazım animasyonu. Bakın gayet güzel bir şekilde uygulanmış olduğunu görüyoruz. Yürümeye bakalım. Yürümede gayet güzel. Şimdi yukarıdan save diyelim. Pencereyi kapatabiliriz. Tekrardan content'e gelelim. Karakterlere ve mankins'e giriş yapalım. Burada animasyonlara geleceğiz. Animasyonlarda APB Manny'nin karakterlerini buradaki karakterimizin üzerine aktaracağız. Sağ tıklıyoruz. Retarget Animation Assets'e geliyoruz. Duplicate and Retarget Animation Blueprint'e tıklıyoruz. E sağ üst taraftan en alttakini seçiyoruz. Şimdi sol tarafta menu karakterini görmekteyiz. Sağ tarafta Gamer'ı seçelim. Şimdi buraya bir önek belirleyelim. Bunu tespit edebilmek için Gamer alt çizgi diyebiliriz. Change'e tıklayalım. Burada model içerisinde yeni bir folder oluşturalım. E bunun adına Animations yani animasyonlar adını verdim. OK diyelim. Ardından retarget diyelim. Burada many karakterinin hareketlerini kendi gamer karakterimize eklediğimizi görüyoruz. Burayı da kapatabiliriz. Şimdi content'te third person'a gelelim. blueprint'e gelelim. Ardından third person karakterle değiştirmek için üzerine çift tıklayalım. E burada viewport'a geliyoruz. Mesh ile karakter mesh'i seçiyoruz. Sonrasında mesh bölümünde skeletal mesh'te bunu gamer alıyoruz. Şu andaki görüntüsü bu şekilde dikkat ederseniz. Ancak üzerine henüz menü karakterinin animasyonları eklenmedi. Animation bölümünde yukarıda Use Animation Blueprint vardır. Anim Class'ta bunu seçer seçmez hemen karakterin şu anda idle yani başıboş konumda olduğunu görmekteyiz. Evet bu arada karakterin üzerini kaplayan kapsülü de şekillendirebilirsiniz. Shape de kapsülün yüksekliğini belirleyebilmek mümkündür. Aynı zamanda kapsülün çapını da değiştirebilirsiniz. Bu kapsülü buradaki karaktere göre şekillendirmekte fayda var. Aksi halde bu karakterin kapsül dışında kalan bölümleri diğer nesnelerle fiziksel etkileşime giremeyebilir. E şimdi düzenlemenin ardından kımpayla tıklayalım ve Save diyelim. Yukarıdaki pencereyi kapatalım. Şimdi gelin karakterimizi bir test edelim. Alt P'ye basarak ya da buradaki butonumuza tıklayarak test edebiliriz. Evet öncelikle bir sol klikle tıklayalım. Sonra ilerleyelim. Bakın karakterimizi daha doğrusu Mixamo karakterini Unreal Engine içerisine aktarmış olduğumuzu görüyoruz. Gayet güzel. Evet şöyle ilerleyelim. Dikkat ederseniz kutularla da etkileşimi olduğunu görmektesiniz. Evet, SC ile ön izlemeden çıkabiliriz. İsterseniz isterseniz buraya farklı bir model daha aktarabiliriz. E evet, bir FBX dosyası indirelim. Burada standart ve editorial'ı kaldıralım. Ücretsiz olanlar genelde sıralanır. Yukarıda house yazalım. E şu ilk çıkan modeli indireceğiz. Tabii sizde ilk çıkar mı bilmiyorum. Şöyle bir tıklayalım. E modelimizin adı Otun House, sonbahar evi. Gayet güzel bir model. Dikkat ederseniz bu model Zenya tarafından hazırlanmış, paylaşılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Burada Download 3D Model diyoruz. Bunu orijinal formatında FBX olarak kaydedebiliriz. Evet, i̇ndirdiğimiz FBX dosyasını Blender içerisinde açalım. Burada parçaları birleştireceğiz. Küpümüzü silebiliriz. File Import diyoruz. FBX'e geliyoruz. Evet, modelimiz zip dosyası içerisindeydi. Bunu çıkardıktan sonra klasörün içerisine girelim. Source'da House'ini seçelim. Burada Animation içermediği için bunu kaldırabiliriz. Armatürde de ve diğer ayarlarda da varsayılan ayarlar kalabilir. Tekrar Image Search'ü seçelim çünkü bazen yüklemede sorunlar olabiliyor. Import FBX diyelim. Evet, ev karakterini indirdik. Şu anda oldukça küçük gözüküyor. Bazı düzenlemeler yapabiliriz. Şimdi önce bir birleştirme işlemi yapalım. Şurada viewport shadingi material preview moda alalım. Evet, bu şekilde görmekteyiz. Şimdi sağ tarafta dikkat ederseniz nesneler seçili. Bunun üzerinde alt P'ye basalım. Clear and keep transformation buradaki parent işlemini ortadan kaldıralım. Şimdi buradaki grupları silebiliriz. Bunları temizleyebiliriz. Bakın ayrıca tekrar bir grup var. Evet, diğerleri de burada mesh nesnesi. Şuradaki directional light'ı da silebiliriz. Şimdi gelin buradaki tüm parçaları birleştirelim. Bir tane mesh nesnesini seçelim. Shift ile type diyelim. Bütün mesh nesneleri seçilecektir. Ardından Ctrl -J ile bunları birleştirebiliriz. Sağ tarafta Outliner'dan bunun ismini House olarak belirleyebiliriz. İsterseniz bu modeli şu anda Unreal Engine sahnesine uygun bir şekilde ayarlayabiliriz. Neye basalım? Buradaki Rigify eklentimizi kullanalım. Set Unreal Engine Settings diyelim. Şu an burada değeri 0.01 yaptı. Sahne özelliklerinde, Units'te de bu değişikliği yaptığını görüyoruz. Şu an burada dimensions olarak bakın oldukça küçük olduğunu görmekteyiz. S'ye basalım. Şöyle bir 100 değerini girelim. birazcık daha şöyle bir geriye gelelim. Burada view'de şu değeri artırabiliriz. sonra item'dan tekrardan bunu bir miktar şöyle büyütebiliriz. Bakın burada metre değerine geldi. Az daha büyütelim. Şöyle örneğin 3 metreyi bulacak şekle. Sonrasında Unreal Engine içerisinde de çeşitli değişiklikleri pekala yapabiliriz. Evet, fayla geliyoruz. Export FBX diyoruz. E bunda FBX modeller içerisine kaydedeceğiz. Yine copy ve embed diyoruz. Selected objects diyoruz. Aşağıda geometri yine face'i seçebiliriz. Armatürde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Yine de bu add lift Bones'u kaldıralım. Bake animation'ı da kaldırabiliriz. House FBX'i şu anda export FBX ile dışarıya aktaralım. E şu anda tekrardan content'e gelelim. Buraya yeni bir klasör oluşturalım. Çalışmaları organize bir şekilde tutmak için klasörler belirlemek önemlidir. E buradaki klasöre house adını verdim. Ed'e tıklayalım. Import'la evi içeriye aktaralım. E bu sefer varsayılan değerleri koruyarak import içeriye aktarabiliriz. Herhangi bir kemik yapısı içermiyor çünkü. E şu anda doku ile ilgili bir isimlendirme hatasından bahsetti. Çok önemli değil. Buraya bir gelelim. Evet şu anda house görüyoruz. Geri kalanı burada texture yani dokular, kaplamalar. Şimdi şöyle birazcık geriye doğru gelelim. Ev nesnesini bir sürükleyip buraya bırakalım. Bakın ölçeği yine tutturamamışız. Ev bayağı bir küçük kalmış. İsterseniz şöyle yapalım. Burayı bir geriye alalım. Şurada karakterin başlama noktasını seçelim. Bunu şuralardan bir yerden başlatalım. Hatta buraya evi yerleştireceğimiz için Şuradaki nesneleri silebiliriz. Evet, buradaki modelimizi de silebiliriz. Son olarak şimdi tekrardan evi sürükleyip buraya bırakalım. Gerçi bu karakterimizi buraya atalım. Şöyle content'e gelelim. Modelde çünkü boyunu hani evi buna göre ölçeklendiririz. Seçelim. Evet, Blender'da burada dikkat ederseniz 3 metren normalde insan boyuna çok yakın belirlemişiz özellikle Y ve Z değerlerinde. Bunu çok daha büyük bir pozisyona getirseydik boyu ayarlayabilirdik. Normalde Blender küpünün 2 metre olduğunu düşünürsek bakın şöyle ekleyelim küpü. Sol tarafa alalım. GZ1 ile yukarıya aldığımız zaman bakın oldukça küçük olduğunu görüyoruz. Yani 2 metrelik bir nesneye göre bu evi ölçeklendirebilirdik. Bir referans kullanmadığım için yanıldım. Evi şöyle bir büyütelim. Evet, şu şekilde yaklaşık olarak uygundur diye düşünmekteyim. E bu şekilde dışarıya aktarsaydık Unreal Engine'de sorun olmayacaktı. Sizlere tavsiyem böyle durumlarda referans kullanabilirsiniz. Küpün dimensions değerinin 2 metre olduğunu görmekteyiz. E bu arada bu yüzeyde çeşitli bozulmalar var. Bu da clips start değerinde yükselttiğiniz zaman bu da ortadan kalkacaktır. E şimdi bu evi Unreal Engine'de ölçeklendirelim. Scale kilidini kapatalım. Şurayı şöyle bir artıralım yavaş yavaş. Evet, şöyle bir karakterle uyumlu olup olmadığını gözlemleyelim. Hiç de fena değil görüldüğü üzere. Şimdi Ctrl S ile bir kaydedelim. Ardından bir ön izleme yapalım. Evet, karakterimiz burada. Hemen şöyle eve doğru gelelim. Evi görüyoruz dikkat ederseniz. Yalnız burada bir problem olacak. Evin üzerine çıkamadığımızı görüyoruz. Burada ev modeline bir collision yani çarpışma algoritması uygulamamız gerekiyor. SC ile ön izlemeden çıkalım. Tekrar burada house'a gelelim. House'un üzerine çift tıklayalım. Evet, yukarıda çeşitli collision değerleri var. Bakın burada sıfır ekleyebilirsiniz. Sıfır eklediğiniz zaman buradaki modelin yüzeyini kapladığını görüyoruz. Bu çok uygun olmayacaktır. Çünkü karakterimiz bu sefer yukarıya doğru çıkacaktır. Yani burada öyle bir collision yapısı ekleyeceğiz ki buradaki modelin yüzeylerine yakın bir şekilde olacak. Biraz çözünürlüğünün yüksek olması gerekiyor. Burada diğerlerini de deneyerek sonuca ulaşabilirsiniz. E şimdi şu collision'ı bir seçip silelim. da isterseniz o takım vex'e de alabilirsiniz. Örneğin hull count artırırsınız maksimum. Hull vertex sayısını da artırırsınız. Hull precision'ı da birazcık artırırsınız. Apply dersiniz. E şu anda böyle bir collision oluşturdu. Bu da çok iyi değil. Tabii ki oyun motorlarında optimizasyon çok önemlidir. Hatta yazılan kodlar bile büyük oranda RAM yönetimi ve optimizasyon üzerine yapılır. Burada en uygun çözümleri bulurken bunları da tabii ki dikkate almak gerekiyor. Bu da pek işimizi görmedi. Farklı bir yöntem kullanabiliriz. Buradaki işlemi bir geriye alacağım. E sağ üst tarafta arama bölümüne collision yazalım. Burada collision presets de block duruyor. Collision complexity'yi burada değiştireceğiz. Bunu use complex collision as simple olarak ekliyoruz. Şu anda collision'ı dikkat ederseniz modelin yüzeyine yakın bir yere yerleştirdi. RM yönetimini ve optimizasyonu göz önüne alıyorsanız böyle bir collision'ı Blender içerisinde de oluşturabilirsiniz. Ve sonrasında bu modelin üzerine bunu kaplayabilirsiniz. Evet şu anda modelimiz buradaki evin yolunda ve bahçesinde gezinebilecek. Save diyoruz. Ay, kapatalım. Tekrardan ön izlemeyi bir gerçekleştirelim. Tıklıyoruz. Evet karakterimiz şu anda burada gayet güzel bir şekilde yürüyor dikkat ederseniz. Şöyle arka taraflara gelelim. Bakın buradan hatta şöyle kenarda bile gezinebiliyor dikkat ederseniz. Burada elbette ki kapıyı da açabilirdik. Evin içini de gezinebilirdik. Ayrıca burada da aydınlatma yapılması gerekiyor. Yapılması gereken çok işlem var. Unreal Engine oldukça fazla araca sahip. Karmaşık bir program. Elbette ki en uygun, en optimum ayarlar için profesyonel düzeyde olmak gerekmektedir. Ben profesyonel bir oyun tasarımcısı olmadığımı yinelemek isterim. Öğrendiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Aranızda benden çok daha bilgili olanlar varsa, hatta bir profesyonelin yolu kanalımdan geçerse, sizlerin de tavsiyelerinizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar, sonraki Unreal Engine derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın.